Okulumuzun öğretim elemanları ve idari personeli, saygıdeğer konuklar, sevgili öğrenciler ve değerli basın mensupları, paydaşlarımızla etkileşim halinde değer üretme ve topluma hesap verebilen bir kurum olma ilkemiz doğrultusunda üniversitemizin kuruluşundan beri her 6 ayda bir düzenlenen Düzce Meslek Yüksekokulu olarak İlk kez düzenlediğimiz son 6 ay sunumları ve öğrenci buluşmasına hoş geldiniz. Son 6 ay sunumlarını gerçekleştirmek üzere Yüksekokulumuz Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Ömer Sivrikaya'yı kürsüye arz ediyorum. Meslek Yüksekokulu'nda ilk kez böyle bir etkinliği düzenlemiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün vakit ayırıp bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Üniversitemizin kuruluşundan beri her 6 ayda bir gerçekleştirilen bu etkinliği bir akademik birim olarak da ilk kez gerçekleştiriyoruz. Biz yüksekokul olarak ilk kez yapıyoruz ama bunu üniversitemizde gerçekleştiren ilk akademik birimde biziz. Bunu böyle bir etkinliği niye yapmaya gerek duyduk? Veya başkaları niye yapmıyorlar? Bunun tartışması yapılabilir belki ama bizim niyetimiz şu. İçinde yaşadığımız topluma değer katan ve hesap verebilen bir kuruluş, bir kurum olma özlemi içerisindeyiz. Rektörlüğümüz de bu doğrultuda bu faaliyetleri düzenliyor. Ve bu hafta içerisinde 14.sü yapıldı. Önümüzdeki hafta da bütün öğrencilerin katılacağı öğrenci buluşması, rektör öğrenci buluşması olarak yapılacak. Biz de bundan sonraki süreçte her 6 ayda bir hem sizlere yaptığınız işlerle ilgili hesap vermek, hem de bundan sonra yapacağımız işleri beraber planlamak, sizlerin görüş, öneri ve eleştirilerini almak için bu tür toplantılarımızı geleneklerimiz arasına katacağız. Bugüne kadar niye böyle bir etkinlik yapılmadı diye düşündüğümde okula ilk geldiğimde karşılaştığım en önemli problem var. Fiziki mekan yetersizliği. Ama eğer hayal ediyorsanız, hayallerinizi rüyalarınızda görüyorsanız ve sabredip gerekli girişimleri, gayreti ortaya koyduğunuzda aşılamayacak engel olamadığını gördük. Bu bir sihirli değnekli değil. Arkadaşlarımızla oturduk, konuştuk, onların önerileri, görüşleri doğrultusunda bu çözümü bulduk. Burası tabii ki bize yetecek bir alan değil ama böyle bir alana sahip olabileceğimizi de hayal edemiyorduk açıkçası. Böyle bir toplantının gerçekleştirilmesinde emeği geçen çok arkadaşım var. Onlara huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu salonu bize tahsis eden bizim K blok olarak adlandırdığımız, bana dediler ki burası bizim K-Bloğumuz zaten ama şimdiye kadar hiç kullanmamışız. K-Bloğumuzu bize tahsis eden, başta Zekeriya Korkmaz abimize, Ali Cenaplığı için teşekkür ediyoruz. Bugün bizi burada yalnız bırakmamakla en büyük müteşekkirliğimiz size karşıdır. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum ve sunumumuza geçiyorum. Bu karşımızdaki kimdir diye düşünebilirsiniz, daha önce görmeyenler olabilir. 15 Ekim tarihi itibariyle yüksekokulumuza müdür olarak atandım. 3 yıldır üniversitemizde görev yapıyorum. Daha önce 16 yıl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak sınıf öğretmenliği görevini yürüttüm. 3 yıldır da üniversitemizde Düzce Meslek Yüksekokulu o kadar bünyemize işlemiş ki nerede olduğumuzu bazen şaşırıyoruz.
Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu'nda öğretim üyesi olarak göreve başladım. Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu'nda Yüksekokul Müdürlüğü, Müdür Yardımcılığı, üniversitemiz bünyesinde İletişim Tanıtım Koordinatörlüğü görevlerini ifa ettim. Halen de Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'nün yanında üniversite senato üyeliği ve rektör danışmanlığı görevlerini yürütüyorum. Burada beraber çalıştığımız yakın mesai arkadaşlarımızı zikretmeden olmaz. Müdür yardımcımız, öğretim görevlimiz Tuğba Gürleyen, müdür yardımcımız, öğretim görevlisi Sedat Elcivan, yüksekokul sekreterimiz İsmail Veli ve öğrenci temsilcimiz Rümeysa Ateş. Onlar en yakın mesai arkadaşlarımız. Onun dışında bölüm başkanlarımız, yönetim kurulumuz, akademik kurulumuzla birlikte geldiğimiz günden beri Düzce Meslek Yüksekokulu'ndaki sıkıntıları nasıl en aza indiririz, nasıl yeni değerler üretiriz derdindeyiz. Bu anlamda sizlerin desteğine, fikrine, ilgisine ihtiyacımız var. Son 6 ayda neler yaptık, onlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Ahde vefa önemli bir özellik. Bunu her yerde göremiyoruz. Bu kuruma hizmet etmiş büyüklerimize bir yemekli toplantıyla veda edildi. Ve bu gelenek geçmişten gelmiş, bugün de devam ettiriliyor. En son benden görevi devraldığım Selef'in hocamıza da böyle bir gece düzenledik. Devam eden protokollerimiz var. Sanayi üniversite işbirliğini çok önemsiyoruz. Az önce de bir heyet tekstil, sanayi ticaret odası tekstil meslek heyeti geldiler ziyaretimize. Birlikte çalışma yapmak istiyorlar. Bu anlamda çok fırsat olduğunu kendileriyle paylaştık. Çok da sıcak bir toplantı geçti. Şu anda makine metal teknolojileri bölümümüzün sarsılmaz silah sanayi anonim şirketiyle böyle bir çalışması var. Stajlarını yapmaları ve sanayi tecrübelerinden yararlanmaları öğrencilerimizin motivasyonunu artıracak çalışmalar olarak ön plana çıkıyor. Yine makine metal teknolojileri bölümümüzün teknik gezileri oldu. MAKTEK Avrasya etkinliğini gerçekleştirdiler. Tekstil, giyim, ayakkabı, deri bölümümüz yine bu anlamda geziler ve temaslar yapıyorlar. Bu gezilerinde farklı sektörleri, farklı işletmeleri inceleyerek sizlerin geleceğiyle ilgili planlar yapıyorlar arkadaşlar. Bütün bu çalışmalar hepsi sizin geleceğinizle alakalı. İnşaat bölümümüzün fibrobeton firmasıyla yaptığı protokol de devam ediyor. Bu çerçevede çalışmalarımız yürüyor. Yine COSGAP destekli seminerler düzenliyoruz. Bilim şenliğimiz ilk kez gerçekleştirdiğimiz ve gerçekten en önemli geleneğimiz olması yönünde çalışma sarf etmek istediğimiz bir etkinlik. Ancak burada sizlerin desteği ve aktif katılımı çok önemli bizim için. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek bilim şenliği ileride bütün Türkiye'nin gündemine girebilecek bir etkinlik olabilir. Bu sene bu etkinliği biz hem yukarıda kampüste hem de Düzce Şehir Merkezi'nde Anıt Park'ta planlıyoruz. Eğer hocalarımızla birlikte çalışma imkanı bulabilirseniz orada sizin eserleriniz de sergilenebilir. Yüksekokulumuza gelir gelmez ilk yaptığımız işlerden biri, daha önce de kurulmasını istemiştik. Ben iletişim tanıtım koordinatörlüğünü kurduğum zaman bütün akademik ve idari birimlerimizde bu merkezin olmasını arzu etmiştik. Gelir gelmez ilk yaptığımız iş akademisyenlerimizden, idari personelimizden ve öğrencilerimizden oluşan iletişim merkezini kurduk. Bu merkez yüksekokulumuzla alakalı bilinmesi gereken her türlü bilgiyi kendi iletişim kaynaklarımız, kanallarımız vasıtasıyla herkesle paylaşmak için çalışıyor. Bu arkadaşlarımızla irtibat kurarsanız, onlara vereceğiniz bilgilerin çok çabuk başkalarına aksettiğini göreceksiniz. Yine akademik kurul toplantımızı sene başında gerçekleştirdik. Orada hocalarımızın görüşlerini ve önerilerini aldık. Çok doğaldır ki ben bu kurumun içinde değildim ve kurumu tanımıyorum. Sizler kadar vakıf olamadığım konular çoktur. Veya sizin bu konuda herhangi bir alanda okulumuzla alakalı, kendi alanınızla alakalı bir fikriniz, değerlendirilmesini istediğiniz bir projeniz vardır. Bunların hepsini açığız arkadaşlar. Birazdan bunun yol ve yöntemlerini de izah edeceğim. Bahsettiğim
Benden önceki müdürümüz Arif hocamıza bir veda yemeği düzenledik yine. 10 Kasım'da okulumuzda atamızı andık. Bakım onarım çalışmaları belki de en fazla sizin arzu ettiğiniz çalışmalardı. Ne kadar arzu ettiğiniz gibi oldu onu soracağım zaten birazdan ama görüntüler pek çok şeyin değiştiğini gösteriyor. Eski ve yeni halleriyle fotoğraflarımızı görüyorsunuz. Yeşillikler kandırıcı olabiliyor, caydırıcı bir etki oluşturmuşlar. Sanki eskiler yeni, yeniler eski gibi görünebiliyor ama eski bina renklerini hatırlayanlar çıkaracaklardır. Evet. Öncesi yukarıdaki gibiydi, sonrasında böyle oldu. Tuvaletlerimizle ilgili hem tadilat çalışması yaptık, hem de artık temizliklerini daha sıkı kontrol ediyoruz. Belki dikkatinizi çekmiştir, kapıların arkasında hem tuvaletlerde hem sınıflarda artık temizlik kontrol kartları var. Sınıfınızın tuvaletlerin ne zaman temizlendiği, ne şekilde temizlendiği oralara artık kaydediliyor ve biz bunları kontrol ediyoruz. Tuvaletlerin kapılarının kapanması için arkalarına ayrı bir aparat taktırdık. Artık koridorlarda, sınıfta tuvalet kokusu olmayacak arkadaşlar. Tabii kullanım her şeyi değiştiriyor. Eğer siz güzel kullanırsanız, yanınızdakinin de güzel kullanmasını sağlarsanız, bulunduğunuz fiziki ortamın kalitesi otomatikman artacaktır. Tüm akademik ve idari personelimizin bilgisayarlarını yeniledik. Otomotiv programımıza yeni makineler aldık. Yeni geldiler bunlar, ayaklarının tozuyla ekrana girdiler. Muhtelif yerlere farklı çöp kovaları koyduk. Bahçemizde bir çöp problemimiz var. Özellikle de bu sigara izmaritlerinden kaynaklanan. Tabii arzumuz hiç kimsenin sigara içmemesi ama herkesin kişisel tercihlerine de saygı duyuyoruz. Ama lütfen çevreyi kirletmemeye biraz daha fazla özen gösterelim. Yakında ikinci sınıflarımıza özel bir etkinliğimiz olacak. İşkur İl Müdürlüğü ile birlikte İşte Buluşma isimli bir etkinliğimiz olacak. Yine burada yapmayı planlıyoruz. 17 Aralık Çarşamba günü saat 3 ile 5 arasında. Planladığımız bir diğer etkinliğimiz, sağ olsun Ayhan Aytin hocamız koordinatörlüğünü yapıyor. Bölümler arası bir futbol turnuvası planlıyoruz. İkinci dönemin hemen başında. Bununla ilgili her bölüm için ayrı formalar alacağız. Bu formalarla tabii basketbol, voleybol veya sizden gelebilecek diğer branşlardaki bütün etkinlikleri gerçekleştirmek niyetindeyiz. Bölümler arası spor etkinlikleri de ilk kez üniversitemizde yine yüksekokulumuzda yapılacak. Yemekhane ile ilgili bana çok şikayet geldi gelir gelmez. Özellikle uzun kuyruklardan şikayet ediliyordu. Bu hafta sonu itibariyle değil mi İsmail Bey? Bu hafta sonu itibariyle mevcut yemek dağıtım Benval'in, Benval diyoruz bu gördüğümüz resimdeki sete, hemen yanına ikinci bir Benval olacak ve iki ayrı sıradan yemek dağıtma imkanına sahip olacağız. Arkadaşlar bir diğer planladığımız çalışma, bakın bunların hiçbirini ben kendim düşünüp yapmadım. Bunların tamamı sizden gelen önerilerle. Arkadaşlarımızın teklifleri doğrultusunda yaptığımız çalışmalar. Bir arkadaşımız, birazdan kendisine söz vereceğim. Ayrıca da söz almasını istiyorum. Okulumuzda atık toplama ile ilgili çalışma yapalım. Böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyuyoruz diye geldi. Ben de dedim ki eğer böyle bir çalışmaya gerçekten ihtiyaç duyuyorsanız önce bununla ilgili bir grup oluşturun. Asla bireysel teklifleri tek başına değer vererek muhakkak her fikre saygımız var ama değerlendirmeyi almamız mümkün değil. 4000 öğrencimiz var arkadaşlar. Eğer bir hassasiyetiniz varsa önce bununla ilgili bir grup oluşturun. Bir topluluk oluşturun. O zaman dileklerinizin, temennilerinizin çok daha çabuk gerçeğe dönüştüğünü göreceksiniz. Bununla ilgili bir çalışma planlayacağız ama o daha çok ham. Ama muhakkak böyle bir çalışma olacak. Tuğba hocamız bu atıkların toplanması ve değerlendirilmesiyle ilgili
ön bağlantıları yapmaya başladı ama asıl iş yine sizlerde olacak. Gelir gelmez içine dahil olduğumuz bir başka süreç öğrenci temsilciliği seçimi süreciydi. Biz burada diğer birimlerimizde olmayan farklı bir uygulamaya imza attık yine. Öğrenci temsilcilerimiz 12 arkadaşımız aynı zamanda yüksekokul öğrenci birliğini oluşturdular. Ve ben haftada bir gün kendilerine kendi odamı, müdür odasını, müdür masasını, toplantı masasını haftada 2 saatliğine tahsis ettim. Haftada 2 saat burada toplanacaksınız. Sıkıntılarınızı, çözüm önerilerinizi, arkadaşlarınızdan gelen teklifleri burada tartışacaksınız. Bize öyle ileteceksiniz. Böyle çalışma yapmak isteyen herkese her türlü imkanımızı açacağız. Buradan bunun sözünü veriyorum. Ve kendilerini buradan takdim etmek istiyorum. İklimlendirme ve soğutma teknolojisi programı öğrenci temsilcisi Furkan Can Yılmaz. Tanımayan arkadaşlarımız görsünler. Kameraya da bir gülümseyelim. Elektrik programı öğrenci temsilcisi Onur Avcı. Onur Avcı ava gitmiş. Elektronik teknolojisi programı Mert Acar. Elektronik ve haberleşme teknolojisi programı öğrenci temsilcisi Ozan Gencay. Kontrol ve otomasyon teknolojisi programı öğrenci temsilcisi Mahmut Alci. Mahmut da gelemedi. Bilgisayar programcılığı öğrenci temsilcisi Gökhan Kevşek. Makine programı öğrenci temsilcisi Hasan Kanak. Hasan yeterince taraftar getiremediniz. Otomotiv programı öğrenci temsilcisi Eren Durmaz. Mobilya ve dekorasyon programı öğrenci temsilcisi Volkan Yılmaz. İnşaat teknolojisi programı öğrenci temsilcisi Atalay Sezer. Tekstil teknolojisi programı öğrenci temsilcisi temsilcisi Mübinsa Ateş. Arkadaşlar burada pek çok şeyi ifade etmeye fırsatımız olmayabilir. Sonuçta buraya gelen arkadaşlarımız sınırlı. Burada süremiz sınırlı. Belki fırsat olmayacaktır. Ama şuna hepinizin fırsatı var. Aklınıza gelen her türlü sıkıntı, şikayet, öneri için bu 4 elektronik posta adresinden birini lütfen kaydedin. En baştaki benimki, müdür yardımcılarımızın ve yüksekokul sekreterimizin elektronik posta adresleri. Her türlü sıkıntınızı bize yazabilirsiniz. Belki birebir gelip söyleme fırsatınız olmayabilir. Her türlü önerinizi muhakkak dikkate alacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Tekrar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sözü sunucumuza bırakıyorum. Sağ olun. Mikrofon görevli arkadaşlarımız ellerini kaldırabilirler mi? Evet. Mikrofonlar şu anda size açık. Söz almak isteyen arkadaşlarımız buyursunlar. Burada bir söz var. Buraya verelim. Sonra söz almak isteyen varsa ona göndereceğim. Söz almak isteyen var mı başka? Evet, bekliyoruz. Buyurun. Öncelikle tekstil teknolojisi öğrencisi. Adınızı Yunus Şen, birinci sınıf öğretim üyesi. Şöyle başlamak istiyorum hocam. İçeride araçların parkalarından dolayı orada herhangi bir aktivite, herhangi bir iş yapamıyoruz yani. O şekilde devam edecek mi? Araçlar içeri yine park edecek mi? Yoksa dışarıya herhangi bir parkalarını öğretim görevleri için yapacak mı? Teşekkür ederim. Şu an üzerinde en çok kafa yorduğum problemlerden biri bu. İçeride araçlar için bir otopark alanı gibi görünüyor ama aslında okul bahçelerinde otopark olmaz. Fakat dışarıda da araç park edilecek alan sıkıntısı yaşıyoruz. O henüz çözemediğimiz bir problem. Çok
çok doğru bir tespit. Onunla ilgili henüz bir çözüm geliştiremedik ama bir öneri varsa onu da alabiliriz. Teşekkür ederiz. Orada bir arkadaşımız var. El kaldı. Evet, geldi. Adım Mustafa Sarı Çelik. İhsan Teknolojisi bölümü, ikinci sınıf öğrencisiyim. Bizim bölümümüzde biraz sıkıntılar var. Şöyle, bulunduğumuz bloğun onarımı yapılmadı diye düşünüyoruz biz. Daha önce ders işlediğimiz blok laboratuvarmış. Ve bizim kaloriferlerimiz biraz kendi bulunduğumuz bölgeden yüksekte bulunuyor. Ve çatıda da bir onarım olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü yağmur yağdığı zaman akma gerçekleşiyor. Bir de ne var? Camlar, evet camlar. Teşekkürler arkadaşlar. Camlarımız biraz çok yüksek ve havalandırma olasılığımız olmuyor. Sınıfta yaklaşık hani toplandığımız zaman 60-70 öğrenci oluyor ve sınıfın mevcudu 44-45 kişidir. O da biraz havasızlığa yol açıyor. Bu sorunu size belirtmek istedik. Teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin böyle problemlerine vakıf olması bizi memnun ediyor. Arkadaşlar, burası da 18 yıllık bir kurum ve fiziki mekan olarak da hemen hemen o 18 yılın vakiyesiyle burada eğitim öğretimi veriyoruz. Bahsettiğiniz yeri gördüm. Oradaki sıkıntıya vakıf. Ancak fiziki mekan burada bizim belki de en uzun vadede çözeceğimiz problemimiz. Yani bugünden yarın ne yapabiliriz? O noktada çok fazla elimizde bir şey yok. Ancak bu çatı akıtması problemiyle ilgili. Şu anda müdahale yapıldı. Bundan sonra akıtmaması lazım. Ama hala devam eden sıkıntılar varsa bunları değerlendirelim. Size biraz daha yüksek ısıtma yapıyoruz. Yüksek seviyede ısıtma. Kumuz geliyor hocam. Havalandırmadan evet. O sizin artık hocalarınızın zorluğu olacak. Buna söyleyecek bir şeyimiz yok. Ama fiziki mekan burada bizim en büyük zorluğumuz. Fakat bunu da bir şekilde aşmak istiyoruz. O konuda da asla oturmayacağız. Ondan emin olun. Sağ olun. Buyurun. Ben Burçin Aygün. Tekstil Teknolojisi bölümündeyim. Öncelikle böyle bir düzenleme yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Size hakkı verdiğiniz için. Biz derse geldiğimizde kapının önünde beklemek istemiyoruz. Geziler konusunda aslında okulumuzda en çok gezi yapan bir bölümdeyiz. Yeter ki öğrenciler gezmek istesinler. Biz bu gezilere her zaman varız inşaat günü olarak. Yakın uzak, üniversitemize araç verdiğinde, Gülce içi ve Gülce dışı fuarlara da gidiyoruz. Gittik geçmişte. Bu konuda sıkıntı yok arkadaşlar. Arkadaşlar, bu tür taleplerimizi öncelikle hocalarımıza ve bölüm başkanlarımıza iletirseniz göreceksiniz hemen haksız edasını bulacaksınız, karşılık görecek. Ama onların aşamadığı problemler olursa biz devreye girelim. Arkada bir bayan arkadaşımız var, ona verelim. Ondan sonra o gidene kadar evet oradan soruyu alalım, oraya vermiştik sözü. Tekstil teknolojisi öğrencisiyim, Yunus Şah. Hocam biraz önce Burç Hanım'a söyledi. Yunus, senin kostümün değişmiş, aynı sensin. Sen söz almıştın sanki. Evet hocam, almıştım. Burç'un avantajı. Burç Hanım'ın söylediği gibi girişlerde hani sorumluluk değil de kapıya kart dokuma sistemi tanımlansa aslında kameralar olsa giren çıkanın da belli olduğu aslında bir sorumluluk almaya gerek kalmaz. Bir de park için bir şey söylemiştiniz. Kantinin arkası konak düğün salonu burası bizim bölüme ait, bizim okula aitmiş diye söylediniz galiba biraz önce kavga yok diye. Ben öyle algıladım ya. Kimse duymasın. Hocam, kantinin arkasıyla aslında ceplik yapılırsa şu şey tarafına oraya park yapılabilir aslında hani geniş bir alan. Tatlı ben 70 araçtan bahsediyorum. 70. Öğretmenim.
aslında dönemimiz direkt uzuyor. Ve aynı zamanda diğer üniversitelere göre de derslerimizin akademisyenleri çok yüksek. Yani kısacası biz yaz okul istiyoruz. Arkadaşlar, yaz okulu normalde 7 haftaydı ve stajda çakışıyordu. Bunu 5 haftaya düşürerek yaz okulunu stajla çakışmaması için gerekli düzenleme yapıldı. Sorun şurada çıkıyor. Öğrenci 15 tane olunca tamam yaz okulu açılıyor ama açılmaz hocam. Hocalar yeni öğretmenlik geri açılamaz. Eskiden de o. Hocaya bırakıyor hocam. İşte onu diyorum. Başka bir izin verirsen. Onu diyorum. Yani öğrenci 15 olması yeterli değil. Hocaların da istemesi gerekiyor. Şimdi böyle bir sıkıntımız var. Fakat yukarıda inşaat mühendisliği bölümü var. Orada da 7 hocamız var. Sizlerden gelen taleplerde 3 hoca biziz. 7 de yukarıda 10. Ve derslerin açılması için gerekli çalışmayı yaparız. Yani ben de öğrencilerimiz geçen yaz Afrin'e gittiler, Van'a gittiler, İstanbul'a, Kocaeli'ye, Sakarya'ya birçok yere dağıldılar. Yani biz de bu konudan çok memnun değiliz. Çünkü her yerin kalitesi farklı farklı. Hatta bu konuda öğrenciler işte şurası kolaymış, burası rahatmış şeklinde tercih de yapıyorlar. Yani sonuçta bu 10 hocamızdan ricada bulunacağız. Yazın açılmasıyla alakalı, yaz okulu açılmasıyla alakalı. Bir de burada bakın tekrar ediyorum. Hem yaz okulu hem staj yapabiliyorsunuz. Yani bu düzenlemeyi yaptık. Hem yaz okulunu hem stajı aynı dönem yapabiliyorsunuz. Tarih olarak bundan müsait. Burak hocam da sanırım bir şey söyleyecek. Arkadaşlar, hemen şöyle kısaca söyleyeyim. Benim yaklaşık 8-10 senelik öğrencilerim mevcut. Benden bu dersi 5. 6. hatta benden önceki hocaları bile tanıyorlar. Yani yaz okulu açıldığında geçeceğiz gibi bir mantık olmasın. O canlanıyor. Bir de şöyle bir sıkıntı var. 50 santigrat derece sıcaklık ve nemde verilen eğitimin kalitesi noktasında gördüğümüz şeylerde sıkıntı mevcut. O sebeple derslerin açılma durumu pek mantıklı olmuyor eğitimse. Ki hani yaz okulunda geçme gibi bir sıkıntı, hani öyle bir rahatlık var. Hani parayı verdik geçeriz mantığı oluyor bazen. O noktada biraz sıkıntı mevcut. Siz döneminizde çalışıp geçerseniz bu noktada daha rahat edeceğinizi düşünüyoruz. Yani bunları defalarca söyledik. Ama zaten Hacettepe Üniversitesi dahil, bakın orada meslek yüksek okulunda 4 tane öğretim görevlisi varken biz burada Ayhan Hocam'ın sayesinde yukarıdaki hocalarımızla 8 tane hocayla eğitim veriyoruz size. Doçent, 2 yardımcı doçent, 3-4 tane öğretim görevlisi ve 1 öğretmen. Yani gelen hocaların kalitesini herkes biliyor zaten. Hepsi kendi alanında uzman hocalar. O noktada biraz zorlandığınızı düşünüyorum. O yüzden çalışırsanız dersleri çok rahat geçeceksiniz ama yaz okulunda hocalarımıza söylüyoruz. Ayhan Hocam da söylüyor. Tek tek biz de arıyoruz. Hocam açar mısın? Açmıyoruz. Yaz okulu diyorlar ve yönetmelikte de işte burada arkadaşlarımız da var. Yönetmelikte de bu şekilde. Hoca açmıyorsa bu sebeple açılmıyor. Yani bunu fazla üstlenmenin de bir mantığı yok. O yüzden bu kadar. Sonra da orada öndeki arkadaşımız el kaldırıyordu, ona verelim. Şimdi orada el kaldıran biri vardı. O arkadaşımıza verelim. Evet, dinliyoruz. Adım Abdullah, soyadım Bir Hocam. İçeride birinci sınıf öğrencisiyim. Çizim sınıfındaki standartları değiştirmek istiyorum. Mikrofonu biraz yakın tutabilir miyiz? Duyamıyoruz. Çizim sınıfındaki standartları değiştirmek istiyoruz hocam. Çizerken sırtımız ağrıyor, çizemiyoruz. Ne? Tamam işte. Yaslanamıyorum.
resimhanelerde özellikle biz tabela koyduk. Resimhanede sandalyede çizim yapmanız mümkün değil. Değişmesini istediğiniz bu mu? Yanlış mı anlıyoruz? Şimdi arkadaşlar, bölüm başkanlarımız burada, teknik resim dersleri veren hocalarımız burada. Farklı bir düşünce varsa? Şöyle cevap vereyim ben. İsmim Ümit Yurt, inşaat bölümündeyiz. Tabelerden ziyade sırtlarımı yaslayıp çalışabilecekleri... Aslında öğrencilerimizin şöyle bir sıkıntısı var. Beni ağrıyan öğrencimiz olabiliyor ya da beni uzun süre kullandığı zaman 4 saatlik bir derste ağrıyla kalkıyor. Aynı çizimi ben de oturup yapıyorum. Yani denemek için 4 saat oturdum, bu tabelede çizimi yaptım. Şunu görüyorum, belli bir süre sonra beliniz eğik olduğu için, yaslayacağınızda yer olmadığı için beliniz ister istemez ağrıyor. Dolayısıyla öğrencilerin istediği sırtlarına destek olabilecek bir tane çizim sandalyesi olması. Evet, şimdi inşaat bölümü olunca biz de inşaat bölüm başkanı olarak cevap vermek durumunda kalıyoruz. Aslında tabure çizim için, yani bütün Türkiye'de tabureler çizim masalarında oturak olarak tabure vardı. Fakat şimdi aklıma geldi, madem böyle bir sıkıntı var, bu sekreter sandalyeleri, yani hareketli sekreter sandalyelerini teknik resimde kullanabilir miyiz hocam? Hareketli sekreter sandalyeleri, yani tekerlekli, dönebilen, arkası olan, arkasına yaslanılabilen sandalyeler teknik resim salonunda kullanılabilirse, istenen böyle bir şey. İstenen bu. Adım Mahmut, elektrik bölümünde okuyorum. İki tane konuda şikayetçiyim ben. Bir güvenlikler, iki öğrenci işleri. Öğrenci işlerine gidiyorum, hep bir tersleme var. Yani bu herkese, bütün arkadaşlarımda var. Hep bir tersleme varmış. Bir öğrenci belgesi istiyorum. Sanki fırından ekmek alıyorum 5 saatte. Bu bir öğrenci işleri çok aşırı ters yani. Çok ters diyor. Güvenlik de ayrı bir sorun zaten. Gösteriyorum. Bakmıyor şeyime. Öğrenci... Hoca ismi sormaya kalkıyor. Benim sınavım var, bir gün sınavım vardı. Öğrenci kimlik kartımı unutmuşum evde. Yani insanlık var gibi. Yani gösteremedim mahalleye, cüzdanımı unutmuşum tamamen. Bana hoca ismi sormaya kalktı. Ben ne yapayım, ben heyecandan söyleyemiyorum. Ben dediğim gibi bu kartlarda ve bağlı turnike sistemindeki arıza giderilmediği sürece girişte bu tarz sıkıntılar olabilir. Biliyorsunuz biz şehir içerisindeyiz. Bunun beraberinde getirdiği riskler var. Güvenliğin o anlamda kimlik kontrolü yapması çok normal. Hatta ben kendilerine talimat verdim. Sadece Düzce Üniversitesi Meslek Yüksekokulu yazısını gördüğünüz zaman yeterli değil. Çünkü bizim öğrencimizin kimliğini alıp bir başkası da girebilir. Hem kimliğe hem kimlikteki fotoğrafla gelenin yüzünü karşılaştırmaya dikkat edin diye söyledim. Uyardım. İkinci hususta şunu bilin ki hiç kimsenin bir başkasına asık surat gösterme lüksü yoktur. Eğer bu kişi yapmak zorunda olduğu işle alakalı bunu yapıyorsa suç işliyordur. Hiç kimse, özellikle de siz bizim veli nimetimiz, müşterimizsiniz. Biz sizin için burada varız. Hiçbir akademik personelimiz, hiçbir idari personelimiz haksız yere size surat asamaz. Ancak insan ilişkilerinde mütekabiliyet esastır. Sizin nasıl davrandığınız da çok önemlidir. Gerek hocalarınızla, gerek idari personelimizle ilişkilerinizde kullandığınız dil, tavır, hal, hareket size yapılacak muameleyi belirler.
Ama sizin bütün kibarlığınıza, nezaketinize rağmen karşı taraftan olumsuz tepki alıyorsanız, işte adreslerimi verdim. Bana gün, tarih, saatte bildirin. Gereğinin yapılacağını göreceksiniz. Mümkünse farklı arkadaşlarımız söz alsın. Arkadaşlarım rica ettiği için söylüyorum. Arkadaşlar rica etmesinler, söylesinler o zaman. Kendileri söyleyemiyormuş. dışarıda oturma alanlarımız çok az. Bankların yapılmasını rica ediyoruz. Mümkünse. Arkadaşlar şu anda bütün banklarımız toplatıldı biliyorsunuz. Kış mevsimine girdik. Bahardan itibaren yeni planlamalarımız da olacak. Kamelyalar da düşünüyoruz. Belediye ile işbirliğiyle öyle çalışmalarımız da olacak ama hem bahçemiz bu anlamda yetersiz. Öğrenci sayımız çok fazla. Kullanımı noktasında bir fark oluşacak ama yeterli olacak mı bilmiyorum. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Farklı bölümlerden özellikle söz almak isteyenler olursa sevinirim. Farklı görüş bölümleri dile getirmek adına. Buyurun. Ben kontrol olduğum atölye kısım öğrencisiyim. Bizim atölyelerimizdeki malzemeler bayağı eksik olduğu için kullanamıyoruz. Biz deney yapamıyoruz. Bunlar da hocalar da bize eksik olarak gösteriyor dersleri. Anlatıp geçiyorlar. Biz bunların yenilenmesini istiyoruz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar benden önce, ben gelmeden önce bununla alakalı kapsamlı bir çalışma yapıldı. Bütün bölümlerimizin alet, müdevat, ders araç gereciyle alakalı ihtiyaçları tespit edildi. Şu anda alım süreci başlatıldı. En kısa zamanda yeni materyaller önümüze gelecek. Bunun müjdesini verebilirim. Ben Eren Durmaz. Otomotiv programı öğrencileri. Bildiğim üzere dünce deprem bölgesi ve 10-12 Kasım'da büyük depremler yaşadı. Bizim okulumuzda deprem risk analizi yapıldı mı? Yani depreme dair yakın binalar. Bunu öğrenmek istiyorum. İki kat daha çok hocalarımız cevap verebilir ama genel görüntü itibariyle çok sağlam yapılarda olmadığımızı düşünüyorum ben. Yani vatandaşı çok güzel bir yapı. Gülce dünyada eşi benzeri az olan bir hayat üzerinde. Yani burada ortalama sıklık olarak 25-30 yıldır deprem oluyor. Uzmanlar bu şekilde söylüyor. Biz de bu iki deprem Düzce'de yaşadık. Ben Düzce'li olduğum için Düzce'de yaşadık. Ama size şunu söyleyeyim. Yani bizim okulumuzdaki bütün binalar için söylüyorum. Bunu zaten birçoğu deprem gördü. Bir sıkıntı yok. Yani böyle komple bir yıkılma söz konusu bana göre olmaz. Onun için ben de gidiyorum. Ders alıyorum size. Rahat rahat diyeceğim. Bizim bütün. Arkadaşlar merhaba, ben Rümeysa Ateş. Okul hakkında yapmamız gerekenleri zaten konuştuk ve daha çok konuşulacak. Hepinizin duyarlı olmasını istiyorum ve duyurmak istediğim bir şey var. Okulda kulüplerin açılmasını talepte bulundu arkadaşlarımız. Dans ve tiyatro ekibi kuracağız. Bununla ilgili bana ulaşmak isteyenler bölümümü biliyorsunuz, gelirseniz sevinirim. Tekrardan teşekkür ederim. Başka soru yoksa eğer, öneri mi? Son bir öneri alıyoruz. Ondan sonra da arkadaşlar burada bir hatıra fotoğrafı almak istiyoruz. Hem personelimiz hem öğrencilerimizle birlikte burada sığdığımız kadarıyla bir fotoğraf alacağız. Evet. Hocam ben tiyatro kulübüyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Benim daha önce bu üniversiteye gelmeden önce bulunduğum meslek, ben bulunduğum ilçede tiyatro oyuncusuyum. Ben de bu okulda tiyatro kulübünün açılmasını daha önce size söylemiştim, ilk çalıştayında. Eğer böyle bir şey olursa, ben önerilerde bulunmak isterim, yardımcı olmak isterim bu kulüp hakkında. Bunu belirtmek istemiştim. Arkadaşlar bu tür liderlik yapmak isteyen bütün arkadaşlarımız,
yüksekokul sekreterimizle irtibata geçsinler. Duyurularını hazırlasınlar. Kendi irtibat numaralarınızı verin. İlgili arkadaşlarımızı bulun. Bir grup olun. Ondan sonra ne isterseniz. Bu kadar açık söylüyorum. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.